var. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Çay TV ekranlarında canlı yayınlanan Çayda Sabah programında açıklamalarda bulundu. Kafkasların yıldızı olması lazım. Kafkaslar'da üniversitemizden şeyle bahsedilmesi gerekiyor. Yani bir cazibe merkezi, cazibe odağı haline geliyor. Hem öğrenciler için, hem bilim dünyası için, hem öğretim görevlileri için. Dolayısıyla çok ciddi emeklerle, gayretlerle ve devletin kesesinde 5 kuruş harcamada orada büyük bir site yükseliyor, evet, biliyorsun. Vali Bektaş'ın gündeminde eğitim ve başlatılan kodlama eğitimi vardı. Dünya böyle bir dünya değil. Gelecek bambaşka bir. Mesela biz kodlama eğitimi başlattık Rize'de. Rusya Devlet Başkanı'nın bir ifadesi oldu. Geçtiğimiz medyaya, sosyal medyaya yansıdı. Ben de RT yaptım. Diyor ki 3. Dünya Savaşı çıkarsa yapay zekadan çıkar diyor. Eğer diyor rakibin drone'u, senin drone'unu düşürürse yapacak hiçbir şeyin kalmaz. Teslim olmaktan başka yapacak bir şeyin kalmaz. Tabii artık işler tuşlarla bitiriliyor. Peki biz Rize'de bir senedir bütün okullarda kodlama eğitimi veriyoruz. Kaç kişi bunun farkında? Biz de elimizden geldiği kadar duymaya çalışıyoruz önemini. Rize'de biz İngilizce öğretmeye çalışıyoruz. Mesleki eğitimi öncelemeye çalışıyoruz. Evet. Mesleki eğitim. Bugün bana bu senenin rakamları geldi. Yüklenmişiz, 5 tane fen lisesi yapmışız. Adım başı bir Anadolu lisemiz var. Doğru. İlk defa ben bir mülki amirin mesleki eğitime bu kadar önem verdiğine şahit oldum. Peki, bizim akademik lise mezunlarımızın üniversiteye öğrenci yerleştirme oranı nedir biliyor musunuz? O 5-6 tane okula rağmen gerçekten düşüktür herhalde. Gerçekten bak bir fen lisesi için söylüyorum. Fen lisesi mezunların %45'i üniversiteye girebildi. %45 fen lisesi. Bu ne demek? Bu şu demek. Bu şu demek. Benim 5 tane fen lisem var deyince fen lisen olmuyor. Hayır. Gene bir tane fen lisen oluyor. Yekününe bakıyor. Sen parçalıyorsun. Evet. Böyle değil bu iş. Herkes aklını başına alacak. Ara eleman, kalifiye eleman sorunu Türkiye'de sadece kendimizi kandırıyoruz. Hala devam ediyor. Ya benim çocuğum fen lisesine gidecek, bitirecek, iyi bir üniversite okuyacak, iyi bir hayat kuracak. Bir defa iyi bir hayat kurmak için fen lisesi mezun olmak Allah'ın emri değil. Yani fen lisesine gitmeyen insanların yaşama hakları yok mu? Meslek lisesine giden adamlar mutlu olma hakkı yok mu? Mutlu olamıyorlar mı? Sadece doktorlar mı mutlu oluyor? Vali Bektaş, bölge hastanesi projesi içinde değerlendirmelerde bulundu.